Sevgili izleyenler, 12 gün süren bütçe görüşmeleri bitti. Bitmesine ama görüşmelerin son gününde de mecliste gergin bir hava vardı diyebiliriz. CHP'li vekilleri AK Partili vekiller zaman zaman karşı karşıya geldiler. Sokak çağrısı tartışmasını, FETÖ tartışması izledi. Muhalefetin tek adam eleştirilerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi. AK Parti grubunun en çok tepki gösterdiği isimse AK Parti hükümetlerinde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevi de üstlenen ve son seçimlerde CHP'den Konya milletvekili seçilen Abdüllatif Şener oldu. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım burada olmazdınız. Hiçbiriniz burada olmazdınız. Anlaşılıyor ki Sayın Şener ekonominin Hazreti İsa'sıdır. Öncesi vardır, sonrası vardır. Tartışmalar, suçlamalar birbirini izledi. Bütçe maratonunun son gününde de mecliste tansiyon yüksekti. Ama ülkede bir diktatör varsa ben Erdoğan'a 3 yıldır diktatör diyorum. Diyemezsin diktatör. Derim. Menderes'e dediniz mi? Dediniz. Rahmetli Özal'a dediniz mi? Dediniz. Şimdi Tayyip Erdoğan'a diyor musunuz? Diyorsunuz. Bunların üçünün de ortak yönü nedir? Halkı temsil etme. Türkiye'de kimin tutuklanacağına dünya liderimiz, kimin serbest bırakılacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyor. Tamamı demokratik yöntemlerle yaşanmış bu süreci tek adamlık iddiasıyla karalamaya çalışmak millete hakarettir. Bu iddiayı dile getirenler Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, aslında doğrudan milletimize saldırmaktadır. Bir ülkede başbakan veya cumhurbaşkanı yargıya sesleniş konuşması yapıyorsa eyvah. Eyvah. Biz Atatürk'ün mecliste sapasağlam yerini bulan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturunun arkasındayız. Sizler hayır diyorsunuz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil, vesayetin hakkı olmalı. Hayır, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve millet de kararını vermiştir. Tartışma başlıklarından biri de ekonomi politikalarıydı. AK Parti hükümetlerinde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevi yapan ve son seçimlerde CHP'den milletvekili seçilen Abdüllatif Şener'in konuşması AK Parti sıralarından tepki aldı. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz? İki kere krize soktunuz. 35 dakikalık konuşmasında birçok kez ben dedi Şener, kendi dönemiyle bugünü kıyasladı. Enflasyon geldiğimizde %30'du, ben bırakırken %8'e düştü. Siz patlattınız, şimdi %22 yaptınız. Ben olmasaydım burada olmazdınız. Hiçbiriniz burada olmazdınız. Sayın Şener'i dinlerken o kadar ben yaptım, ben olmasaydım siz yoktunuz dedi ki, anlaşılıyor ki Sayın Şener ekonominin Hazreti İsa'sıdır. Öncesi vardır, sonrası vardır. Bir arkadaşımız saymış 66 defa ben kelimesi geçiyor. Şener'in sözlerine bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Gazetecilerle kuliste sohbet eden Bahçeli, Şener CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'li bir vekil aynı konuşmayı yapsaydı gel yerine otur derdim dedi. Ve 12 gün aralıksız devam eden görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesi kabul edildi. Hayırlı uğurlu olsun.